Bu videoda sizlerle Pino ile ev sağlayan bir robot projesi yapacağız. Kullanacağımız Pino malzemelerimiz nelermiş hemen onlara bakalım. Tabii ki Pino kontrol kartımız, servo motorumuz, servo motor modül kartımız, bağlantı kablomuz, USB kablomuz var. Projemizi bilgisayardan bağımsız çalıştıracağımız için pilimiz ve pil şapkamız var. Bağlantıyla başlayalım. Öncelikle servo motorumu şöyle açıyorum. Servo motorumdan çıkan 3 adet kablo var. Bu kabloların renklerine göre modül kartımın üzerindeki pinlere doğru bir şekilde takacağım. Kahverengi GND'ye, kırmızı 5 volta, turuncu da dijital pine gelecek şekilde şöyle bağlantımı yaptım. Servo motor modül kartımın üzerinde mor renkte bir etiket var. Bu etiket şu anlama geliyordu. Pino karttaki mor kapılardan herhangi birine bağlantı yapabilirim. 1 2 3 4 5 veya 6 numaralı kapılar servo motor modülüm için uygun. Hemen bağlantı kablomu aldım. Şöyle bir ucunu pino servo motor modül kartını taktım. Diğer ucunu da pino kontrol kartımdan 3 numaralı kapıya bağlıyorum. Siz dilediğiniz mor renkli kapı kapılardan birini seçebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle USB kablosunu da bilgisayara bağlıyorum bir ucunu. Hemen diğer ucunda Pino kontrol kartıma bağlıyorum Şu küçük ucunu. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için Emblo programını açmam gerekiyor. Hemen Emblo programını açtım. Bazı ayarlamalar yapacağım. Pino ile ilgili kodlara ulaşabilmem için uzantılardan uzantıları yönet diyorum. Açılan pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum. Evet, indir dedim. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Artık robotlarda Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Şimdi ben farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılardan diğer uzantıları kapatabilirim. Şöyle bir kere daha bastığımda kapanıyor. Kartlardan Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Evet Arduino Nano'nun seçili. Bağlan menüsüne geldim. Seri portunu bağlayacağım. Şöyle devam ettim. COM6 seçeneği çıkmış. Burada COM6 benim bilgisayarımda çıktı. Sizin bilgisayarınızda farklı değerler. COM3, COM5, COM7 gibi değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartımızı bilgisayara bağladığımız USB portunun adıyla alakalı. Siz buradan doğru portu bulup seri portu bağlayın. Yukarıda seri port bağlandı yazısı çıktı. Aşağıda da yeşil ışık yandı robotlar sekmesinde bağlantım tamam. Son olarak bağlan menüsüne gidip aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi en programıyla Pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlıyor. PIN'e kontrol kartınızın içerisinde önceden yüklediğiniz kodlar varsa bu kodları da silerek kartınızı sıfırlıyor. Siz bu işlemi Emrok programını açtığınızda bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra diyelim ki bağlantıdan eminsiniz, kodlardan eminsiniz ama hala çalışmayan ya da ters giden bir şeyler var. Yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. O sırada yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyerek çıkış yaptım. Şimdi servo motorumun çalışması için gereken kodu robotlar sekmesinden alıyorum. Pino servo motor çalıştır. Burada ilk dikkat etmem gereken hangi kapıya bağladığım? 3 numaralı kapıya bağladığım için pino 3 olarak değiştiriyorum. Açı kısmını da ayarlamalar yaparak değiştireceğim. Öncelikle şöyle bir çift tıklayayım üzerine çalıştırayım. 0 açısını alsın. Evet, sıfır açısına aldı. Şimdi yine servo motorun kollarının bulunduğu bir paket var. O paketin içerisinden kendime bir tane kol seçtim. Şöyle sıfır açısında olduğu için şu şekilde taktım. El sağlayan bir robot projesi yapacağız demiştik. Ben öncesinde şöyle bir karton üzerinde elimi koyarak etrafını çizdim ve kestim. Bu şekilde bir el yaptım. Arkasına da silikon tabancayla ya da bir yapıştırıcıyla şöyle bir dil çubuğu yapıştırdım. Bu el sallayan robot olacak bizim için. Arkasına servo motoru yapıştıracağım ve hareket ettirecek. Şimdi servo motor şu anda şu açıda sıfır açısında duruyor. Robotumun şöyle sağa sola gitmesini istediğim için elimin şöyle farklı açılarda döndürme işlemi yapacağım. Daha sonra üzerine sabitleyeceğim. Hatta direkt sabitleyeyim. Daha sonra açılara karar vereyim. Şöyle bir silikon tabancası alıyorum hemen. Şöyle dil çubuğumun üzerine birazcık silikon sıktım. Silikon tabancası kullanıyorsanız kullanırken lütfen çok dikkatli olun. Hatta bir büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz. Şöyle üzerine de yapıştırdım. Birazcık soğumasını bekliyorum. Bu soğurken o sırada kodlarımızı yazmaya devam edelim. Şimdi servo motoru ilk olarak sıfır açısında dedik. Bir saniye kadar beklesin sonra farklı bir açıya geçsin istiyorum. Kontrol sekmesine geldim. Bir saniye bekle kodunu aldım. Farklı bir açıya geçecek. Yine robotlardan servo motor çalıştırı aldım. 90 derecelik açıya da dönebilir. 180'e de onu kodlayarak karar verelim. Burada önemli bir detay var. Neyi unutmuyorum? Kapı seçimini unutmuyorum. Üçüncü kapıya bağlı çünkü servo motoru. Pino 3 olarak değiştirdim. Hemen kontrole geliyorum. Yine bunun içinde bir saniye bekle alıyorum. El sallama işlemini bir kere ya da işte beş kere yapmasını istemiyorum. Ben sürekli yapmasını istiyorum, istiyorum durdurana kadar. Bu nedenle yine kontrol sekmesindeyken bir adet sürekli tekrarla alıyorum. Şimdi bir olay seçeyim üstüne. Boşluk tuşu olayını aldım. Boşluk tuşuna bastığımda hareket etsin. Şöyle kuruduğumu bir bakalım. Evet kurumuş. Şöyle bir boşluk tuşuna bastım. Çalıştırıyorum. Evet. Bence güzel oldu. Daha hızlı dönmesini istiyorsam şöyle tutuyorum bu saniyelerini şuradan durdurdum. Saniyelerini azaltmam gerekiyor. Azalttığımızda bakalım ne olacak. Ya da şu 90 olmasın 60 derecelik bir açıya dönsün. Ve saniyesini 0.5 yapalım. Çalıştırıyorum tekrar. Evet bu daha güzel oldu sanırım. Şöyle durduruyorum tekrar. Evet siz de bu şekilde açı ayarlamalarını öncesinden yaparsanız nasıl bir açıda el sağlaması istediğiniz ya da ne kadar hızlı olup olmamasını karar verebilirsiniz ona göre tasarımınıza yerleştirebilirsiniz. Benim için bu güzel ben bu şekilde el sağlamasını sevdim. Kodlarımı Pino karta yükleyeceğim bunun için sürekli tekrarlı kod bloğunu boşluk tuşu basılınca olayından çıkardım. Pino kartın içerisine yükleme yaparken robotlar sekmesine gelip Pino program kodunu almam gerekiyor. Pino program koduna sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve kodlarım Pino karta yükleniyor. Bu yükleme kısmı biraz uzun sürebilir. Sabırlı olalım. Ben de o sırada pilimi takayım pil şapkasına. Şöyle denk gelecek şekilde büyük kısmı küçük kısmı küçük kısmı büyük kısmı denk gelecek şekilde şöyle ittirerek takıyorum. Şöyle de bir ses çıkıyor. Bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım birazdan pil desteğiyle. Evet yükleme bitti. Hatta dönmeye başladı. Kapat diyelim. Şöyle. Evet bilgisayardan çıkardım kablomu. Pino kartımın şuradaki besleme girişinden pilimi taktım. Burada on off kısmı var. Şu an off kısımda yani kapalı. On kısmına getirdim de pino kartımın ışıkları da yanacak ve motoruma elektrik de gidecek. Bu sayede dönmeye başlayacak. Hemen şurayı off kısmına çekiyorum, evet. El sallayan robotumuz hazır. Hemen şurayı kapatalım. Evet, Pino ile servo motoru kullanarak el sallayan robot yapmak bu kadar kolay. Sizler de kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz ve bu çalıştırdığınız el sağlayan robotu sosyal medyadan bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.